Ben şöyle orta boy bir fırın kabı kullanacağım. Yuvarlayarak dizeceğim. Bu tarz küçük kaplarda ortasını patlıcanın en kalınlığı sebebiyle döndüremezsiniz. Siz de böyle uzun uzun koyarsınız. Ben de öyle yapacağım çünkü. Bu hemen yanımda hazır olsun. Şöyle bir kocaman kase suyum var. Limonlu su hazırlayacağım. Çünkü patlıcanların bütün acısını almak istiyorum. Hemen işe koyuluyorum. Yaklaşık 3-4 adet patlıcanım var. Şuradan bir soyucuyla bunları pijamalı bir şekilde soyacağım. Patlıcanlarınızı soyarken kesmek için hepsini soymayı beklemeyin. Aksi takdirde karartırsınız. Soyun, kesin, hemen suya atın. Hatta biz limonlu su yapacağız dedim ama limonu içine koymamışım. Hemen koymak istiyorum. Hemen şöyle yarım limonu elimle suyun içine olduğu gibi sıkacağım. Limonu da hemen içine atıyorum. Yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında bunları dilimleyeceğim. Bütün patlıcanlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bütün patlıcanlarım hazır. Bunları arkaya alacağım. Yaklaşık 350-400 gram kadar yağlı dana kıymam var. Hepsini içine atıyorum. Bir tane yumurta kıracağım. Hemen üstüne koydum. Tuzumuzu, karabiberimizi unutmuyoruz. Tabii ki ekmek kıtırı koyacağız. Bayat ekmeklerini değerlendirenler varsa hemen kullansın. Hepsini birden dökmüyorsunuz. Şöyle yarım su bardağı kadar ekleyin. Yine etimizin yumuşak olması için içine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bugün şöyle birazcık daha farklılık katmak istiyorum. İçine biraz karbonat ekleyeceğim. Çok fazla değil, o böyle tam İnegöl köfte gibi olmayacak. Birazcık ona benzeyecek. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Şimdi hemen rende soğanımı da alıyorum. Onu da içine koydum. Köftem istediğim kıvama geldi. Hemen şu şekilde önümde bırakacağım. Patlıcanları hafifçe sıkın. Her seferinde hemen hemen aynı büyüklükte köfte almaya çalışın. Köfte harcından almaya çalışın dersen sanırım daha doğru olacak. Şöyle güzelce top haline getirin. Hemen şöyle koyuyorsunuz. Hafif bastırın. Yaklaşık aynı boyda patlıcanı seçin. Tekrar şu şekilde koyun. Ben bütün tepsim dolana kadar işleme devam edeceğim. Bütün patlıcanlarımı, köftelerimi aynı bu şekilde kabımın aldığı düzende güzelce dizdim. Şimdi geliyorum ikinci aşamaya. Bu arada unutmadan hemen söyleyelim. Fırınızda önceden 200 dereceye mutlaka ısıtın. Bunun daha da lezzetli olmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Ben biraz et suyu kullanıyorum. Şöyle yaklaşık bir su bardağı kadar et suyunu içine dökün. Bunun için yaklaşık 1-1,5 tatlı kaşığı salça yeterli olacak. Harcınız böyle yoğun olsun. Evet, şimdi hemen domates de koyalım. Et suyunu soğuduysa kettle'dan biraz sıcak su ekleyerek ona güzelce destek verebilirsiniz. İçine tuz ekleyin. Hatta tuzunu biraz bol koyun çünkü ben köfteye çok fazla tuz koymadım. Şöyle yine karabiber. Ve tabii ki acı koyacağım. Patlıcan kebabı diyoruz. Şöyle bir çatal yardımıyla bütün salçaları eritin. Şimdi aralara sarımsak koyacağım. Ben suyu dökmeden önce mutlaka domatesleri ve biberleri kesmiş oluyorum. Şöyle önce domatesleri kalın dilimler halinde yapacağım ki fırında çünkü çok çabuk pişecektir. Şimdi biberlerimiz. Sosumu bu yarısına kadar bütün yemeğimin üzerine yavaşça gezdireceğim. Çok fazla da sulu olmasın çünkü yemeğimiz pişerken de su bırakacak patlıcan. Aksi takdirde taşar. Bu güzel yemeğin üzerini folyo ile komple kapatacağım. İlk yarım saat bu şekilde pişecek çünkü biberlerin ve domateslerin yanmasını istemiyorum. Sonra açacağız, üzeri kızaracak. Ve afiyetle yiyeceğiz. Şimdi bunu hemen fırınıma gönderiyorum.